Merhaba arkadaşlar. Evet, Dünya Çocukları'nın yeni kahramanı Şakrak'la beraberiz. Şakrak Boyama Kitabı, Şakrak Hikayeleri. Ve bugün sizlere hangisini okuyoruz? Şakrak Gizli Kahraman. Bakalım Şakrak Gizli Kahraman hikayesinde neler anlatılıyor? Bir varmış, bir yokmuş. Elif adında kalbi iyilikle çarpan, sevimli bir kız varmış. En çok resim yapmayı severmiş. Yine bir gün evinin bahçesinde resim yapmaya başlamış. Her zaman farklı resimler yapan Elif düşünmeye başlamış. Acaba bugün ne resim yapsam? Bir anda aklına çok güzel bir fikir gelmiş ve hemen çizmeye başlamış. Kağıdı öncelikle yaşlı bir teyze çizmiş. Teyzeye baktıkça onun hayalini kurmaya başlamış. Yaşlı teyzenin hayatının nasıl olduğunu düşünen Elif, resmi çizmeye devam etmiş. Yaşlı teyze evinde tek yaşarmış. Bir gün yine evde tek başına otururken karnı acıkmış. Bastonuyla mutfağa gitmiş ve masada sadece ekmek ve peynir olduğunu görmüş. Ne çorbası varmış ne de yemeği. Elif resmine uzun uzun bakmış ve yaşlı teyzenin haline üzülmüş. Yemeğini yapamayacak kadar yaşlı olan teyze yardımcı olması için iyilik kahramanı Şakrak'ı aklından geçirmiş. Hızlıca Şakrak'ın resmini çizmeye başlamış. Şakrak o anda resmin içinden dışarı fırlamış ve Elif'e göz kırpmış. Elif ona yaşlı teyzenin durumunu göstermiş. İyilik kahramanı Şakrak, yaşlı teyzeyi görünce hemen onun yanına gitmek için ışıklarını etrafa saçmış. Şakrak resmin içine girer girmez yaşlı teyzenin penceresine konmuş ve onu izlemeye başlamış. Yaşlı teyzenin yalnızlığına ve yemeği olmamasına çok üzülmüş. Tam o sırada burnuna güzel kokular gelmeye başlamış ve Şakrak hızlıca kokuların geldiği evin penceresine doğru ilerlemiş. Şakrak mis gibi kokuları takip ederek içeri girmiş ve genç bir kadının taze yemek yaptığını görmüş. O sırada cam kenarına cıvıl cıvıl sesiyle bir kuş konmuş. Kadın elindeki ekmek kırıntılarını cam kenarına getirmiş ve kuşa vermiş. Kadının iyilik dolu davranışını fark eden Şakrak, iyilik ışıklarını etrafa yaymış ve bu ışıkların sayesinde kadının aklına yalnız yaşayan komşu teyze gelmiş. Nasıl kuşa iyilik yapmışsa komşusuna da iyilik yapması gerektiğini düşünmüş ve hemen hazırlığa başlamış. Bir tepsiye taze pişirdiği çorbadan koymuş. Yanına ekmek ve üzüm de koyarak yola koyulmuş. Kadın yaşlı teyzenin kapısına geldiğinde iyilik kahramanı Şakrak da onun yanındaymış. Yaşlı teyze kapıyı açtığında hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş. Yaşlı teyze büyük bir sevinçle ikramları kabul etmiş ve teşekkür ederek tepsiyi almış. Şakrak bu mutlu tablonun ardından ışıklarını etrafa yayarak resmin içinden çıkmış ve Elif'in mutlu gözleriyle karşılaşmış. Her ikisinin ortak özelliği iyilik yapmayı çok sevmeleri ve bunun için her fırsatta el ele vermeleriymiş.